Merhaba sayın veliler. Birinci sınıfa başlayacak sayın velilerim. Birinci sınıfa çocuğumuz nasıl sorunsuz bir başlangıç yapabilir? Bu videoda bu konuya rehberlik edecek konulara değineceğim. Eğer cevabını bulamadığınız sorular varsa videomun altına yorum yapıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kanalımda ilkokula yönelik bütün sınıflara ait dersler, soru çözümleri, hazırlıklar bulabilirsiniz. O yüzden kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız benim yüklediğim videolarımdan haberdar olabiliyorsunuz sayın veliler. Aynı zamanda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Birinci sınıfa nasıl bir sorunsuz başlangıç yaparız? Sizi sırayla anlatmaya çalışacağım sayın velilerim. Okulun önemiyle başlamak istiyorum konuya. Bir çocuk için okul daha önce hemen hemen hiçbirini tanımadığı çok sayıda çocukla karşılaşma, özellikle sosyalleşme, toplumun sosyal bir alana girme ilk adımıdır. Aileden sonra girdiği ilk ortamdır. O yüzden çocuğun sosyalleşmesi açısından okul çok önemlidir, sayın veliler. Çocuğun kalıtım olanaklar içinde bütün olarak gelişmesi, yaşamda sağlıklı ve başarılı, mutlu olması için de okul uygun ortamlar hazırlar. Ve onun için önlemler alır ve onu olumlu yönde etkiler çocuğu. Okul eğitim aracıyla insana kendisi için yararlı ve yeterli kılmaya çalışırken bir yandan da onu içinde yaşadığı topluma ve insanlığa yararlı, toplumsal bilinci gelişmiş bir insan olması için eğitmeyi amaçlar sayın veliler. Okula yeni başlayan çocuğun ilk günü nasıldır? Hemen buna değinmek istiyorum. İlk gün çocuk heyecan ve umut dolu beklentilerle uyanır, okula gitmeye hazırdır. Diğer yandan belki anne baba da onun kadar heyecanlı olabilir. Çocuğun yaşamının bu yepyeni evresine adım atarken karmaşık duygu yoğunluğu yaşayabilir. Çocuğu okula hazırlamak için alınan önlemlere rağmen ilk gün gözyaşları çoktur. Ağlama olayları çoktur. Okula gitmeme, direnme durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu kaygılanmayı gerektirmeyen son derece normal bir tepkidir bu ağlama ve direnme durumları. Okulun ilk günü çocuğun anne babadan ayrılırken güçlük çekmesiyle daha sonraki psikolojik eğitimsel gelişim arasında bir ilişki yoktur. İşte çocuğum okula ilk gün ağladı, zorlandı, gitti. Bundan sonra zor okuyacak, okulu sevmeyecek gibi endişelere kapılmayın. Bu geçici bir durumdur. Bunun için neler önerebiliriz? Birlikte evden çıktığınızda çocuğunuza sakin, gerginlikten uzak ve mutlu görünmeye çalışın. Okul başlangıcının her ikinizin de yaşamında önemli bir çağın artık sona erdiği anlamına geldiğini fark ettiğinizde yaşayabileceğiniz strese karşın herhangi bir kaygı belirtisi göstermemeye özen gösterin, rahat olun. Çocuğunuz onu bıraktığınız anda tedirgin görünmeye başlarsa kendini iyi hissedeceğini, her şey yolunda gideceğini ona anımsatın. Diğer çocukların dostça davranacaklarını, öğretmenin onu kendi sınıfında olmasını sabırsızlıkla beklediğini söyleyin. Okul biter bitmez onu almaya geleceğinizi belirtin. Endişesini, sıkıntısını artıracağı için kaygılandığınızı ve üzüldüğünüzü belletmemeye çalışın. Rahat görünün. Sizin kaygınız çocuğa da yansıyacaktır. Çocuğunuz okulun ilk gün oldukça sakin ve güvenli görünüyorsa bu onun okula çok iyi hazırlanmış olduğunu göstergesidir sayın veliler. Okulun ilk günlerinde çocuğunuzdan ayrılırken uygulanacak eylem planı nedir? Neler yapmalısınız? Öncelikle birinci olarak çocuğunuz okulla ilgili olarak önceden bilgilendirin ve okulu götürüp gezdirin okulunu. İkinci olarak güven verin, rahatlatın. Yanında olmadığınızda onun mutlu eve rahat olacağına ilişkin ona güven verin. Sakin olmaya kalmaya çalışın. Kaygı ve özellikle ebeveynle çok çocuk arasında bulaşıcıdır. Çocuk anne baba kaygılıysa, telaşlıysa bu çocuğa geçecektir. Sizde geçer bu kaygı ve endişe ama daha sonra çocukta bu kalıcı hale dönüşebilir. Okul fobisi şekline dönüşebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Okul çıkışı onu tam zamanda alacağınızı söyleyin ya da servise bindireceğiniz ya da servisten alacağınızı belirtin ve bu zamanlara mutlaka uyun.
Eğer uymadığınız takdirde çocukta çeşitli korkular ve kaygılara sebep olacaktır. Size olan güvenini kaybedecek, kaybedebilir. Ve bu okul fobisini de tetikleyebilir. Vedalaşmalar okulda çok uzun tutmayın. Özellikle ilk günlerde. Çok uzun tuttuğunuzda sizden belli bir süre sonra ayrılmakta zorlanabilir. Kısa vedalaşmalar yaşayın. Anaokulu olan çocuklar bu aşamaları çok daha rahat atlatmaktadır. Özellikle okulun ilk günlerini ve okulun uyum sürecini çabuk atlatmaktadır. Eve geldiğinde okulda yaşadıklarıyla ilgili onunla konuşun. Eğer çocuğunuz isterse olup bitenler size anlatmasına izin verin. Okulun bir sonraki günü ise çocuğun giysileriyle çantasının önceden hazırlanmış olması, ertesi sabahın telaşlı geçmesini önler. O yüzden planlı olmaya çalışın. Çocuğunuzu da bu planla alıştırın. Özellikle yatma saatleri, kalkma saatleri, yatmadan çantasını hazırlama ve okula giderken çantasını kontrol etme gibi alışkanlıklar edinebilirsiniz. Uyum sürecini bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Okul sendromu, ister okula yeni başlasın çocuk, ister okulun ara sınıfında olsun, bazı çocuklar okula gitmekten kaçınma yönünde yoğun bir çaba sarf eder. Bu yinelenen çaba zaman zaman kaygı verici boyutlara ulaşır. Buna okul sendromu diyoruz sevgili veliler. Bunun altı uyarı işareti vardır. Mesela çocukta heves ve enerji kaybı varsa, alıngan ve sinirli ise, iştahsızlık varsa, uykuda bozukluk varsa, ortada bir neden yokken ağlıyorsa, baş ve karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi psikosomatik belirtiler varsa, yani herhangi bir fiziksel bir belirtisi olmadan karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı yaşıyorsa, çocuğunuzda okul sendromu olduğunun belirtileridir bunlar. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda sayın veliler, öncelikle öğretmeniyle, sonra okul rehber öğretmeniyle çözmeye çalışın. Çözemediğiniz takdirde bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Sorunun ilk nedeni sizden ayrı kalmanın getirdiği mutsuzluk olabilir. Bu durum daha çok oyun grubundan ve anaokulu deneyiminden yoksun, tek çocuklarda görülür. Birdenbire günün büyük bir bölümünü evden ayrı kalmanın oluşturduğu gerilim önemli bir sıkıntıya yol açmaktadır. Peki bu durumda nasıl yardım edebilirsiniz? Asla sinirlenmeyin. Bazen anne babalar sert davranabilir. Tepkileriniz tekstil çocuğa azarlama, tehdit etme, rüşvet verme yollarıyla gösterebilir. Bu durumlardan kaçının, paniğe kapılmayın. Hemen öğretmeniyle, okul rehber öğretmeniyle iletişime geçin. Ve bu süreci atlatmak için mutlaka sabırlı olun ve kararlı olun sayın veliler. Çocuğunuza okulun amacını açıklayın. Öncelikle çocuğun niye okula gitmesi gerektiğini mutlaka belirtmeniz gerekmektedir. Dersleri ve öğretmenin ne ile ilgili olduğunu tam olarak anlamayan çocuklar okula gönderilmelerini daha fazla yaramazlık yapmamaları için verilmiş bir ceza olarak görebilir. Okulun amacını mutlaka çocuğunuza belirtmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu sorunu çözemediğiniz durumlarda bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Çocuklarla vedalaşmalar çabuk ve kısa süreli tutun. Uzatmayın. Vedalaşma ne kadar uzun sürerse duygusallığa eğiliminiz de o denli artar. Sıkıntı daha da büyür. Gününüzün nasıl geçeceğini anlatın ya da okul dönüşünde okulla ilgili konuşmasına fırsat verin sayın veliler. Bazen çocuklar yeni deneyimlerle baş etmekte de güçlük yaşayabilir. Bu güçlüğe neden olan faktörlerden biri çocuğunuzun değişim ve yeniliklerle baş etme ihtiyacıdır. Bunlar sadece derslerin getirdiği yeni zihinsel beklentileri değil, aynı zamanda okula başlamasıyla birlikte gelen bir dizi yeni deneyimler de kapsamaktadır. Oldukça farklı bir ortama girme, sınıfını bulma, yabancılarla tanışma, yemek için nereye gidilmesi gerektiğini keşfetme, ellerini yıkayacağı yeri bulma, tuvaletin yerini bulma ya da sınıfının yerini öğrenememe, tuvalete gidince sınıfını bulamama gibi kaygı ve korkular yaşayabilir. Evin bildik rahat ve zihinsel açıdan daha az yorucu ortamı da anne ile birlikte yaşamaya alışan çocuk bu ürkütücü deneyim bu deneyimler ona ürkütücü gelebilir, kaygı ve korku yaşatabilir.
Bu gibi durumlarda evde yeni alışkanlıklar geliştirin. Evde okuma, resim yapma, bir enstrüman çalma ve oyun oynama etkinlikleri için belirli bir düzen oluşmasını sağlayın. Evde bir programı takip etmeyi öğretin çocuklara ve uygulayın. Çocuğun okuldaki ders programına uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır bu durum. Evde planlı ise çocuk okuldaki ders programına da daha uyumlu davranacaktır sayın veliler. Çocuğun endişeler üzerine konuşarak da bu endişelerin üzerine giderek de sorunun çözümüne katkı sağlayabilirsiniz. Ve bu gibi durumlarda mutlaka sabırlı olun. Süreç uzun sürebilir. Sabırlı davranın ve kararlı olun. Ve mutlaka bu sorunu kararlı davrandığınız takdirde çözeceksiniz. Çözülmediği durumlarda yine belirttiğim gibi uzmandan yardım alabilirsiniz. Çocuğunuzdan gerçekçi olmayan yüksek beklentiler de bir problem yaratabilir. Yetişkinlerin beklentilerle mücadele etmek bazı çocuklarda strese yol açar. Bu çocuklar başarılarında mükemmeliyetçi bir tutum benimsemek şeklinde kendini gösterir ve çocuğunuzda stres oluşma riski mutlaka artar. Bu gibi durumlarda ne yapabilirsiniz? Beklenti düzeyinizi gerçekçi kılın, çıtayı doğru yüksekliğe koyun. Daha az talepkar olun. Çocuğa daha az mükemmeliyetçi davranarak yardımcı olabilirsiniz. Her çocuk birbirinden farklıdır. Mutlaka çocuklarınızı kıyaslamayın. Sınıftakiyle, kardeşleriyle, akrabalarınızla mutlaka kıyaslamaktan kaçınmanızı öneriyoruz. Çocuklar başkaları tarafından zarar görüyorsa bu gibi durumlarda ne yapabilirsiniz? Duygusal açıdan dayanıklı olmalarını sağlayın. Çocuğunuza judo, boks ya da benzer kendini savunma sporlar öğreterek kavga etmesi doğrultusunda onu desteklemeyin. Bu sadece oyunlarında başkalarına zarar vermesine yol açacaktır. Çocuğunuzun psikolojik savunmalarını geliştirmesine yardım etmeniz çok daha mantıklı ve yararlıdır. Böylece kendisine zarar veren kişilere onların egolarını besleyen korku ve gözyaşı yerine mutlu bir kayıtsızlıkla karşılık verebilecektir bu çocuklar. Çocuğunuzun kendine güveni ve benlik duygusu geliştikçe sataşma, alay ya da tehditlere karşı dayanıklılığı da o derece artacaktır sayın veliler. Oyun becerilerini geliştirin. Çocuğunuzun oyun becerilerinden yoksunsa bir spor yapması mümkün olduğunca fazla arkadaş edinmesi konusunda onu teşvik edin. Basketbol, voleybol gibi takım sporları, tenis, yüzme gibi sporlar önerilebilir. Etraf arkadaşlarla çevrili bir çocuğa hiç kimse sataşmak istemez. O yüzden takım sporlarıyla haşır neşir olan çocukların etrafında arkadaş çevresi de geniş olacağından o çocuklar kimse onlarla sataşmayacaktır. Ve bu çocuklar düzenli olarak ve düzenli olarak spor yaptığı takdirde kendi özgüvenleri de artacaktır sayın veliler. Çocuğunuz başkalarına zarar veriyorsa ne yapacaksınız peki? Çocuğunuzun başkalarına zarar verdiğini keşfetmeniz ya da bundan şüphelenmeniz durumunda sayın veliler. Ne olur? Bu durumda ne olur? Başkalarına zarar vermede maruz kalmak da kötü bir davranış örneğidir. Örnek olun çocuğunuza. Zarar verme davranışını iyileştirmenin ilk önemli adımı evde çocuğa iyi bir model olmaktır. Çocuklar evde anne babaların durumları karşısında tepkilerini taklit ederler. Dayak yiyen çocuk aynı yöntemleri diğer çocuklar üzerinde de uygular. Şiddet gören çocuk şiddet uygular. Lütfen evde iyi bir rol model olmanızı öneriyoruz. Çocuklarınıza pratik beceriler kazandırın. Onu diğer çocuklarla işbirliği halinde oynamaktan alıkoyan hangi sosyal becerilerden yoksun olduğunu bulmaya çalışın. İşbirliği içerisinde diğer çocuklarla oyun oynamasını sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz. Sosyal açıdan yetersiz çocuklar şiddet uygulayabilir. Buna da dikkat edelim. Özellikle tek çocuklar paylaşmayı sevmeyebilir, sosyalleşmekte sıkıntı yaşayabilir. Özellikle bu tek çocuklu aileler için öneriyorum ya da ilk çocuğu okula giden ailelerde bu sorun yaşanabilir. Bunun için dediğim gibi çocuğun sosyalleşmesini sağlayıcı etkinlikler, oyunlar,
oyun aktivitelerine ağırlık vermenizi öneriyorum. Ve aynı zamanda çocuğunuza iyi bir rol model olmanız gerekmektedir. Çocuğunuzun çevreye zarar vermek yerine yoksun olduğu bu becerileri kazandırmak, örneğin bir spor yapmasını, bir enstrüman çalmasını, resim kursuna gitmesini, işçilik ve satranç kulübüne katılmasını sağlayabilirsiniz. Çocuğun okula gitmeme tepkisiyle sonuçlar gitmek istemediğinde bunun sebepleri ne olabilir diye araştırdığımızda en yakın arkadaşıyla bozuştuğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı gitmeyebilir. Sınıftaki çalışmalar ayak uydurmada güçlük çekiyordur. Bundan dolayı okula gitmek istemeyebilir. Özgüven eksikliğinden ya da görünüşüyle ilgili sataşmalarda bulunduysa arkadaşları bundan dolayı gitmeyebilir. Sınıf öğretmeninden beklentilerini karşılayamadıysa bazı çocuklar sınıf öğretmenlerinden anne yaklaşım, baba yaklaşım ister. Bu gibi tutum şefkat ve sevgi ister, daha çok ister, daha çok ilgi isteyebilir. Bunu da karşılayamadıysa bundan dolayı gitmek istemeyebilir. Okul tuvaletlerini kullanma korkusu varsa bundan dolayı gitmeyebilir. Beden eğitimi dersinde başarılı olamıyorsa, katılamıyorsa, zorluk yaşıyorsa bundan dolayı gitmek istemeyebilir. Bu veya başka nedenlerle herhangi biri okula gitme konusunda çocuğu mutsuz etmeye yetebilir. Sıkıntısının geçme nedenini anlamak ve onu neyin kaygılandırdığını bulabilmek için yeterince çaba sarf edilmeli, sınıf öğretmeni veya okul rehber öğretmeninden gerekli yardım alınmalıdır sayın veliler. Anne babalara burada özel notlarım da var. Bunları da belirttikten sonra videomu bitireceğim. Birinci olarak çocuklar sizin küçük birer modelinizdir. Lütfen onlara iyi rol modeller olunuz. İkinci olarak sizi hiç dinlemedikleri için üzülmeyin. Sizi her zaman izlediklerinde üzülün. Yaptığınızı yapma söylediğimi yap demek ikiyüzlülüktür. O yüzden ne yaparsanız çocuk onu öğrenir. Sadece söylediklerinizi yapmaz. Yine söylediğim gibi iyi birer rol model olmanızı öneriyorum. Onlar için hesap defteri tutmayın. Kısa süre önce yaptıklarını hatırlatmanız yeterlidir. Siz nasıl hiç hatasız değilseniz onlarınkini de affedin. Çocuklarınız hata yapa yapa tecrübelenir, öğrenir. Kirlilik ve düzensizlik öğrenme merakının oluşması için uygun bir zemindir. Hangisi daha önemli sizce sayın veliler? İşte çocuğun bunu yaparken ortalığı kirletiyor, evi dağıtıyor gibi endişelere kapılmayın. Lütfen onun öğrenmesi için uygun ortamlar yaratın. Beşinci olarak onların size öğreteceği çok şey var. Onlardan öğrenin. Bazı zamanlar bilgelikleri sizi şaşırtabilir. Öğretmen olarak da biz de öğrencilerimizden bazen duyduğumuz cümleler karşısında, sorduğu sorular karşısında şaşırıp bizler de yeni şeyler öğreniyoruz. Onların da birer bilgi olduğunu unutmayın. Çocukları çok sevin. Çocuklarınızın kendi başına ayaklar üzerinde duracağı gün zor olacaktır. Bu zor zamanlarında sevgi dolu bir ailesi olduğunu bilmek çocuğa özgüven verecektir. Çocuğunuzu mutlaka çok sevin ve sevdiğinizi belli edin. Çocuğunuz bunu bilsin. Bunun gibi önerilerim vardı sizlere sayın velilerim. İşte birçok sorunla karşılaşacaksınız. Mutlaka sorunsuz olmayacaktır. Bu sorunlarla nasıl baş edeceğinizi bilmek sizi rahatlatacaktır. Yine sorularınız varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu eğitim öğretim sürecinde size başarılar diliyorum. İyi günler sayın veliler.